Merhaba, 8. sınıf kazanım testlerine devam ediyorum. Kaldığım yerden 7. soruda kalmıştık. Soru şöyle diyor. İklim ve hava olayları birbiriyle ilişkili ancak farkları olan kavramlardır. İklim geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır. Hava olayları ise dar bir alanda ve kısa süre içinde görülen atmosfer olaylarıdır. Ahmet 5 gün boyunca her sabah aynı saatte hava olaylarını gözlemlemek için gökyüzünü incelemiş ve termometreyi balkondaki gölge bir yere asarak hava sıcaklığını ölçmüştür. Yaptığı ölçüm ve gözlemleri sonucunda aşağıdaki tablo oluşmuştur diyor. Bir tabloya bakalım. Pazartesiden başlamış, gökyüzünün durumuna bakmış, sıcaklığa bakmış ve rüzgar şiddetine bakmış. Ne istiyor bizden? Ahmet'in oluşturduğu hava gözlem tablosu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bu tablodaki hava durumu yalnızca yaz mevsiminde gözlenir. Baktığım zaman Cuma günü mesela çok şiddetli bir fırtına gibi göstermiş. Şiddetli demiş rüzgara da. Bazen yağmur yağmış, bazen kapalı. Sadece yaz mevsiminde olan olaylar değil bunlar. Bunu eliyorum. Bulunan bölgenin hava sıcaklığı gün boyunca sürekli ölçülerek kaydedilmiştir. Gün boyu ölçmediğini zaten kendisi de söylüyor. Ve özellikle belirli bir saatte sadece ölçüm yapmış. O yüzden bunu da eledim. C şıkkına bakıyorum. Hava sıcaklığının aynı olduğu günlerde farklı hava olayları yaşanmıştır. Bakalım hava sıcaklığının aynı olduğu günlere. Örneğin hava sıcaklığının 11 olduğu günler var. Pazartesi mesela 11. Aynı olan başka Perşembe 11 var. Şimdi bu durumda baktığım zaman gökyüzü ay güneşli. Burada ise kapalı. Rüzgar hafif. Burada şiddetli. Aynı şekilde hava sıcaklığının 10 olduğu, şöyle başka türlü karalayayım bunu da, 2 gün var. Onlarda ise birinde gördüğünüz gibi yağmurlu, diğerinde biraz daha şiddetli bir yağmur var anlaşılan. Rüzgar şiddeti de fazla. Evet, bu durumda bahsettiği C şıkkının bahsettiği durumu incelersek bu durum için doğru diyebiliriz. Böyle bir şey çıkarılabilir. Hava sıcaklığının aynı olduğu günlerde farklı hava olayları yaşanmıştır. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Ama D'yi de bir kontrol edelim. Güneş alanda, geniş alanda yıl boyu benzerlik gösteren atmosfer olaylarının ortalaması alınmıştır. Bahsettiği şey iklimdir. İklimden bahsediyor burada. Ama 5 günlük bir iklim olmaz. 5 günlük alınan ölçülerle sadece hava olaylarını inceleyebiliriz. O yüzden burada da hava olaylarını incelemiştir. Devam ediyorum. Başka bir soruya. 8. soru şöyle diyor. İklim geniş bir alanda uzun süre gözlenen sıcak, nem, hava basıncı, rüzgar ve yağış gibi hava olaylarının ortalamasıdır. Hava durumu ise daha dar bir alanda kısa süre içinde görülen hava olaylarıdır. Fen bilimleri dersinde iklim ve hava durumu kavramlarını pekiştirmek isteyen öğretmen, öğrencilerinden iklim ve hava olayları durumu, hava durumu örneklerini içeren bir kart hazırlamalarını istemiştir. Bir öğrencinin hazırladığı kart aşağıdaki gibidir. Kartlardaki bilgilerin tamamen doğru olması için hangi ifadelerin birbiriyle yer değiştirmesi gerekiyor? Hemen bakıyorum. Hava durumu için Bolu'da sabah saatlerinde oluşan sis trafiği olumsuz etkiledi. Bakın, kısa küçük bir alan ve kısa bir saat içinde geçerli bir durum. O yüzden bu evet hava olayıdır. Bu doğru. Ağrı'da bir haftadır devam eden kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Belirli bir küçük bölge ve yine dediğimiz gibi bir hafta uzun bir süre değildir. Yani hava durumunu baktığın zaman bir haftalık 10 günlük tahminler yapılabilir. O yüzden bu da bir hava durumu olayıdır. Antalya'nın yaz mevsimi sıcaklık ortalaması 20 derecenin üstündedir. Şimdi bunu demek için çok uzun süre bu yaz mevsimlerinin sıcaklık ortalamalarını alıp bunu 20 olarak görmemiz gerekiyor. Bu yüzden bu bir iklim olayıdır. Yani iklimden kaynaklanan bir bilgidir. Burada ise iklim için Erzurum'da kış mevsimi soğuk ve kar yağışlı geçer. Bunu söyleyebilmek için bir kış beklemiş olamayız. Demek ki çok fazla kış sürekli bu ölçümler yapılmış. Dediğim gibi 25-30, bu daha fazla, hatta bazı kaynaklarda 40'a kadar çıkan verilerden bahsediyor. O yüzden bu doğru bir ifadedir. Bu iklimden kaynaklanır. Mersin'de yarın öğleden sonra yağmur bekleniyor. Bakın, kısa yani küçük bir bölge, küçük bir zaman dilimi bir hava olayından bahsetmiş. Bu hava durumudur. Hava durumu. Sonuncuya bakıyorum. Rize'de her mevsim genellikle yağış olur. Demek ki her mevsim bu ölçümü yapmış olacak ki böyle bir sonuca
ulaşsın. O yüzden bu da iklimdir. Yani doğru yerdedir. Baktığım zaman değişmesi gereken üçgen ve 3 numaradır. Üçgen ve 3 numara baktığımız zaman D şıkkında gözüküyor. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, soru şöyle diyor. Kara ve denizler güneşten aynı miktarda ısı almalarına rağmen denizler karalara göre daha yavaş ısınır, daha yavaş soğur. Bu bilgi şöyle önemli bir bilgidir. Öz konusunda da zaten görmüşsünüzdür, göreceksinizdir daha doğrusu. Bir madde erken ısınıp erken soğur. Eğer madde geç ısınıyorsa geç soğur. Yani bunlar aynı anda birbiriyle karışık halde olmaz. Karalar erken ısınır, erken soğur. Denizler ise geç ısınır, geç soğur. Soruya devam ediyorum. Dolayısıyla aynı bölgede gündüzleri karalar denizlere göre daha hızlı ısınırken geceleri daha hızlı soğur. Bu bölgeler arasında sıcaklık etkisiyle basınç farkları oluşturarak havanın yatay ve dikey yönlü hareket etmesine neden olur. Aşağıdaki görselde A ve B bölgeleri arasında havanın yatay yönlü hareketi gösterilmiştir. Buna göre söz konusu bölgelerin sıcaklık durumları ve hava hareketleri ile ilgili hangileri doğrudur diyecek büyük ihtimalle. Ben burayı önce bir yorumlamak istiyorum. Şimdi önemli olan şuna bakacağız önce. Gündüz mü gece mi? Gündüz. Gündüzse demek ki güneş yeni doğuyor ve ilk olarak karalar ısınıyor. Karalar ısındığına göre burası sıcaktır. Denizler geç ısındığına göre burası soğuktur. Bahsettiği yatay hareketler yani havanın yatay ve dikey hareketleri bunu rüzgarı kastediyor. Ve rüzgarda bir kural vardır. Mutlaka soğuktan sıcağa doğru gitmek zorundadır. Çünkü soğuk olan yer yüksek basınçtır. Yüksek basınç. Sıcak olan yer ise alçak basınçtır. Alçak basınç. Ve rüzgar daima yüksek basınç alanından alçak basınç alanına ya da soğuktan sıcağa doğru hareket eder. Burada da olduğu gibi zaten B bölgesinden A bölgesine yani karaya doğru hareket etmiş. Şimdi bakalım buradan neler çıkarabiliriz? Diğer ifadeleri görelim. Evet, şöyle diyor. Buna göre söz konusu bölgenin sıcaklık durumu ile hava hareketleri ile ilgili yargılarından hangisine ulaşılabilir? A bölgesinin sıcaklığı B bölgesinden daha yüksektir. Az önce de söyledik. A bölgesi kara olduğu için daha erken ısındı. Tabii ki sıcaklığı daha yüksektir. O yüzden bu ifade az önce çizdiğimiz bilgilere göre doğrudur. Bu sonuca ulaşabilirim. Geceleyin havanın ters yönde hareket etmesi beklenir. Geceleyin ise karalar erken soğuyor. Dediğim gibi gece gündüz önemli burada. Gece diye çiziyorum altına. Bu durumda burası soğuk olacak. Hala soğumadığı için, geç soğuduğu için burası sıcak olacak. Bu durumda soğuktan sıcağa doğru bir hava hareketi gözlemleriz. Bu ifade de bu durumda doğru olmuş oluyor. B bölgesi gece ve gündüzleri daima yüksek basınç alanı halindedir. Hayır, sabahları yüksek basınç demiştik. Şimdi akşamleyin alçak basınç oldu. Etrafındaki hava sıcaklığı ile ilgili bir durumdur. Bir bölge daima yüksek ya da daima alçak olamaz. O yüzden bu ifade de yanlıştır. Hangileri çıkarılabilir dediği için B şıkkı doğrudur. B sonucuna ulaşabiliriz. Başka bir soruya bakalım. Evet, 10. soru şöyle diyor. Dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak mevsimlerin başlangıcı yarım kürede göre farklılık göstermektedir. Aynı şekilde bir yarım kürede yılın en uzun gecesi yaşanırken diğer yarım kürede en uzun gündüz yaşanır. Bu şunla ilgilidir. Biliyoruz ki kuzey yarım küre ve güney yarım küre tam olarak birbirinin tersini yaşar. Bir yerde yaz yaşanıyorsa güneyde kış yaşanır. Bir yerde ilkbaharsa diğer tarafta sonbahar yaşanır. Bakalım. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye'ye gelmişlerdir. Birbirleriyle tanışan öğrencilerin yaşadıkları yerle ilgili konuşmaları şu şekildedir. Bu bilgilere göre öğrencilerden hangilerinin yaşadığı yer kesin olarak Kuzey Yarımküre'dir. Bakalım. Ekin demiş ki yaşadığımız yerde 21 Aralık'ta yılın en uzun gündüzü yaşanır. Şimdi 21 Aralık'ta biz Kuzey Yarımküre'de yaşıyoruz ve en uzun geceyi yaşıyoruz. Şimdi en uzun geceyi yaşamamış, en uzun gündüzü yaşamış. Demek ki tam tersimizde bu Güney Yarımküre'de yaşıyor. Güney Yarımküre. Elif diyor ki benim yaşadığım yerde yıl boyunca daima 12 saat gece 12 saat gündüz olur. Bunun sürekli devam ettiğine göre demek ki ekvator
bölgesinde yaşıyor olmalı. Arda diyor ki benim yaşadığım yerde ise 21 Haziran'da yaz mevsimi yaşanır. Bu kendimizden biliyoruz. 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanır. O yüzden bizim aradığımız cevap Arda'dır. Evet, 11. soru. Aşağıdaki grafikte iki şehrin aynı yılı içerisinde hesaplanan aylık ortalama sıcaklık değerleri derece santigrat cinsinden verilmiştir. Buna göre bu şehirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Yer aldıkları yarımküreye bakıyorum. Ocaktan bir numara için ocaktan başlamış sıcaklıklar artmaya evet. Bakın en sıcak olduğu yaz mevsimleri, hatta ilkbaharda bayağı sıcak olmuş. Aynı şekilde 2 numarada da sıcaklıklar gitgide artıyor. Yine en sıcak olanlar yaz mevsimleri. Yani Kuzey Yarımküre'de ikisinin de olduğunu söyleyebilirim. Kuzey Yarımküre'dedir. Yer aldıkları yarımkürelere evet ulaştık. İkisi kuzeydedir. Yılın ortalama sıcaklık değerleri. Şimdi bunlar aylık ortalama sıcaklık değerleri. Bunları toplarsak, sonra 12'ye bölersek yılın ortalama sıcaklık değerlerini buluruz. Buna ulaşabilirim. Günlük ortalama sıcaklık değerleri. Şimdi örneğin Ocak ayının ortalamasını biliyorum. Ama hangi gün kaç derece olduğunu bulmam mümkün değil. O yüzden buna ulaşamam gibi gözüküyor. D'ye bakıyorum. Yaz mevsiminin yaşandığı aylar. Evet, zaten Kuzey Yarımküre'de olduğu için yaz mevsiminin yaşandığı aylara ulaşabilirim. Zaten günlüğüne ulaşamıyorum. Evet, doğru cevap C şıkkıdır. Bir sonraki soru. Evet. Şöyle bir haber metni var. Diyor ki Karadeniz açıklarındaki kuru yük gemileri ve Karadeniz'de avlanan balıkçı tekneleri meteorolojinin şiddetli fırtına ve Poyraz uyarısı ile İnebolu limanına sığındı. Balıkçılar geçmiş yıllarda bu kadar kötü hava koşullarıyla karşılaşmadıklarını ancak bu yıl şiddetli Poyraz nedeniyle denize açılamadıklarını belirttiler. Bu haber metnine göre hava durumu ile ilgili çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir diyor. Bakıyorum. İnsanların yaşam faaliyetlerini etkiler. Evet, balığa çıkıyorlarmış, çıkamıyor. Artık çıkamıyorlar. Buna kesinlikle ulaşılabilir. Değişken olabileceği, evet, daha önce olmadığını söylüyor. Şimdi oluyor. İklimin genel özellikleriyle ters düştüğü. Şimdi eğer iklim çok ılıman bir iklimse burada yağmur yağmaz ya da fırtına olamaz gibi bir şey söyleyemeyiz. Direkt olarak, tam olarak bununla bağı yoktur. O yüzden bu ifadeyi eliyorum. Doğru cevabım 1 ve 2'dir. O yüzden A şıkkıdır. Evet, 13. soru. Diyor ki eksen eğikliğine ve dünyanın güneş etrafındaki hareketine bağlı olarak ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz süreleri yıl içerisinde değişiklik gösterir. Örneğin 21 Haziran tarihinde Güney Yarımküre'de bulunan yerler yıl içinde en uzun geceyi yaşarken 21 Aralık tarihinde ise bu durumun tam tersi Kuzey Yarımküre'de en uzun gece yaşanır. Aynı zamanda 21 Haziran tarihinde dünya üzerindeki herhangi bir noktada kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. Aşağıdaki P, R ve S şehirlerinin dünya üzerindeki konumları gösterilmiştir. Bunlarla ilgili ne istiyor? Verilen bilgilerden hareketle bu şehirlerin 21 Aralık tarihinde gece sürelerinin sıralanışı hangisine doğru olarak verilmiştir? Baktığım zaman 21 Aralık Kuzey Yarımküre için, şurayı için yani kıştır, Güney Yarımküre için yazdır. Eğer bir yerde kış yaşanıyorsa her durumda yaza göre gece süresi daha uzundur. Bu durumda P'nin en büyük olması gerekiyor. Bundan eminim. Eledim. Eledim. Şu durumda eğer ekvatorda tam olduğunu varsayarsam 12 saatte 12 saatlik bir durum olur. Ve burada yaz yaşanıyor. Yaz yaşandığına göre burada gündüz süresi büyüktür gece süresi. Ve ekvatorda bu fark çok azken, burada en azından hiç yok ama R'de bu fark çok azken, örneğin burada gece 11 olabilir, gündüz 13 olabilir ama biraz daha aşağı indikçe bu fark daha da artar. O zaman S'de 10 ise burası 14 olabilir. Burada bahsettiğim gece. O yüzden baktığım zaman eğer en uzun P dediysek geceler için, buraya da yazalım gece için. Ondan sonra 11 olduğu için R gelir. En az da süre olarak S gelir. Bu durumda PRS yani B şıkkı doğrudur.
Sanırım son soruya geliyorum. Evet, diyor ki aşağıdaki grafikte 21 Haziran'da KLM şehirlerinde yaşanan gece gündüz süreleri verilmiştir. 21 Haziran'ı not edeceğim oraya. Sorunun tamamını görebilmek için aşağı indiriyorum. Şöyle biraz yukarı çıkarayım. Evet. Demek ki bu 21 Haziran içinmiş. 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de yaz başlangıcıdır, yaz mevsimi yaşanır. Güney Yarımküre'de ise kış mevsimi yaşanır, başlangıcıdır. Baktığım zaman yarım kürelerini ya da mevkilerini bulmak için M öncelikle hemen çıkıyor zaten. Ekvatordadır çünkü gece gündüz süreleri 12-12'dir eşittir. Ben Kuzey Yarımküre'de olanı yaz olacağı için gündüzünün çok olanı seçmem lazım. Yani gündüz çok olan M olduğuna göre, pardon K olduğuna göre Kuzey Yarımküre'de K olmak zorundadır. L de Güney Yarımküre'de, yani gecesi çok olan olduğu için. Çünkü kış mevsimi yaşanıyor güneyde, Güney Yarımküre'de. O yüzden onun da L olması gerekiyor. Doğru cevabım A şıkkıdır. Evet, bu da son sorumdu. Bir sonraki kazanım testinde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.